lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün Trakya mutfağının yöresel lezzeti sini mantısının tarifini paylaşacağız. Sini mantısı çok çok meşhurdur. Hatta şöyle ki sini mantısı Trakya mutfağının ilk yemeklerinden, ilk istenilen hatta düğünde çok çok sevilen yemeklerinden biri oluyor. Bizim düğünlerimiz bereketli. Eskiler hep güzel şeyleri düğünlere saklamışlar demek evet, ki. Evet. Yine bir hamur işi tarifiyle karşınızdayız. Hamur işini Trakya mutfağında çok fazlaca görüyoruz. Evet. Sini mantısı da hem Trakya'da çok meşhur, aynı zamanda Kayseri'de de meşhurdur. Evet. Sini de mi yapılıyor? Neden sini mantısı deniliyor? Eskilerden hamurlar büyük bakır ya da farklı şeylerde siniler vardı. Onların için yapıldığı için ondan almış olabilir ismini diye düşünüyorum. Evet, biz bugün tepside yapacağız. Tepsiye sini diyebilir miyiz? Yani onun gibi sini mantısı. Evet, bizim tepsimiz sinimiz olacak. Biz de onun için. Aynen, o yüzden de sini mantısı denmiş. Malzemelere geçelim. Geçelim malzemelere. 5 su bardağı unum var. 2 yumurtam var. 1,5 su bardağım suyum var. 1 yemek kaşığı tuzum var. Bu hamur için gereken malzemelerim. İç harcı için 300 gram kıymam var. 1 baş soğanım var, ben rendeledim. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 tatlı kaşığı toz biberim var. 1 tatlı kaşığı pul biberim var. 1 tatlı kaşığı karabiberim var. Üzeri için 3 su bardağı su, kemik suyu, elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ben su kullanacağım şu anda. Sıvı yağım var. 1,5 yemek kaşığı salçam var. Ve en son üstüne süslemelik yoğurdumuz var. Harika. Hemen şimdi hamur aşamasına geçelim. Hamurumuzu yoğuralım ve sonra devam edelim. Mehdi abla, en son ben mantıyı okul zamanında okulda bir etkinlik olarak açmıştım. Bayağı bir zaman geçmiş. Çok da merak ediyorum, mantı nasıl yapılıyor? Sini mantısıyla normal mantının malzemeleri birbirinden değişiyor. Yok, malzemesi aynı. Sadece onun ağzını tamamen kapatıyoruz. Bunu biraz daha büyük ve ağzı açık bırakıyoruz. Malzeme aynı, hamurumuz aynı. Sadece diziliş şekli farklı. Evet, yapılış şekli, kapatma şekli ve yapılış şekli farklı. Hamurumuz aynı hamur. Tuzumu ekliyorum. Evet, teknik olarak birbirinden ayrılıyor. Kayseri mutfağında da yapılıyor dedik. Trakya mutfağındaki farklılık teknik anlamıyla demlendirme yöntemiyle yapılıyor. Onu da gösterelim. Gösteririz. Hemen şunu kırayım, 2 yumurtamı. Bir çukur açtın. Evet. O çukuru açmadan önce neler ekledin? Tuz ekledim. Yumurtamı ekledim. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Her zamanki gibi yavaş yavaş bir bardağımı dökeceğim. İkinci bardağa gelince yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü unuma göre değişiklik gösterebilir. Suyu azar azar ekliyorsun. Evet. Ilık su. Evet. Yani 2 bardak su kullanıyorsun. 1,5 bardak. 1,5. Bu sefer unumuz ölçülü. Onun için. Tuz ne kadar ekledik? 1 yemek kaşığı tuz ekledik hamurumuza. Evet, 1 yemek kaşığı tuz, 2 yumurta, 1,5 su bardağı su. Evet, bu biraz daha sert bir hamur olacak. Normal börek hamurundan. Oklavayla açacağız. Yine böreklik hamur mu, yani baklavalık hamur mu? Hayır hayır, değil. Normal hamur. Sadece normal hamuru da açabiliyoruz. Evet. Ben şimdi kalan suyu eklemeyeceğim. Fazla gelecek. Hemen böyle. Bunu fark ettim. Yoğurmaya devam edeceğim. Bunu vaktimiz varsa bir... Yani böyle bunu bastıra bastıra mı yoğurmak evet, gerekiyor? Biraz daha evet. Sert bir hamur olduğu için daha iyi yoğurulması gerekiyor. Bu şekilde. Diğer börek hamurlarına göre farklı geldi yoğurma tekniği. Evet, döve döve. Şimdi bunu özdeşleşmesi gerekiyor. Sert hamur olduğu için, daha güzel açılması için benim bunu güzelce yoğurmam gerekiyor. Ne kadar böyle yoğuruyorsun? Aşağı yukarı bir 8-10 dakika yoğuracağız. Bir bakayım nasıl oluyormuş, merak ettim. Çok mu kol gücü gerekiyor? Gel bakalım. Sen onu yaparken ben de iç harcımı ayrıyeten evet. Ayarlayayım. Ayarlayalım. Biz birlikte devam edelim. Burada ayrıyeten 300 gram kıymam var. Bir baş soğanım var. Hatta şöyle... Kıyma demişken kıymada hani orta yağlı mı, yağsız mı? Yağsız nasıl olması tercih daha iyi. Çok yağlı olmayacak. Peki diğer et yemeklerinde mi o şekilde tercih ediyorsun? Yemeğine göre değişiyor. Bazı yemekler etli evet. Kıymayı tercih ediyor. Bazı yemekler etsiz kıymayı tercih ediyor. Özellikle sormak istedim. Çünkü burada yağını az gördüm.
kıymayı yağsız tercih ediyorsun. Evet. Şöyle soğanın suyunu sıktım. Evet, soğanın suyunu sıkıyoruz. Sebebi de şu, eğer suyunu sıkmazsak acımtırak bir tat verir. Bu şekilde sıktığımızda kıymaya da o tat çok fazla geçmemiş oluyor. Evet. Daha lezzetli oluyor. Hemen şöyle tuzumu, karabiberimi, pul biberimi, toz biberimi ekliyorum. Ben kıymamı bu şekilde yoğuruyorum. Sen de hamurumu yoğuruyorsun. Evet. Yoğurdukça yoğuruyorum. Kıymayı güzelce yoğurmamız gerekiyor. Bütün soğanı, baharatını, hepsini içine alması için. Biraz gözüm az geldi kıyma. Yeterli olacak mı? Zaten ona küçük küçük parça koyulduğu için yeterli oluyor. Doğru diyorsun. Fazla gerekmiyor. Ben kıymamı hallettim. Evet. Kaplarımı çekeyim, hamur almaya dönüyorum. Bak bakalım, kontrol et. İyi olmuş mu? Evet, iyi olmuş. Şimdi bunu şöyle bir 10 dakika dinlendirelim. Fazla dinlendirmeyeceğiz. Hemen sonra hamurumuzu yoğurma aşamasından sonra açma aşamasına geçeceğiz. Hamurumuzun olduğunu nereden anlıyorsun? Hamurumuz elimizin altına güzel geldi. Hemen şimdi ben bunu iki parçaya böleceğim. Fazla büyük açamıyorum burada. Şöyle. Sıkma işlemiyle. Evet. Hemen şu şekilde. Onu niye yapıyorsun böyle böyle? Yuvarlayacağım. Şimdi açma aşamasına geçiyoruz yufkamızı. Evet. Açma aşamasında peki un mu kullanıyorsun, nişasta mı kullanıyorsun? Un kullanıyoruz. Börekte ya da işte baklavada, baklavayı açarken nişasta kullandın. Bunda niye un kullanıyorsun? Açılabiliyor yumurta olduğu için. Hayır, bu börek hamuru olduğu için baklava hamuru farklı. Baklava hamuru birbirine yapışmaması gerekiyor. Börek hamuru bir de mantı olacağı için tek tek ayrı ayrı dizeceğimiz için yapışmayacak. Ben ön elemeyi merdaneyle yapacağım. Tamam, unla açıyoruz. Şimdi ya, baklava yaptığında dikkatimi çekiyor. Hep nişastayla açıyorsun. Evet. Hemen şöyle. Şimdi oklavadan merdaneye geçmenin bir sebebi var mı? İlk aşamayı merdaneyle daha çabuk açıyoruz. Sonra inceldikçe oklavayla devam edeceğiz. Evet. Mesela daha fazla açılmasını sağlamak için daha mı fazla un eklemek gerekiyor bu aşamada? Hayır, çok fazla un eklememize gerek yok. Evet, çok fazla un eklersek de istediğimiz açma işlemini yapamayız. Yani ne kadar az unla ilerlersek o kadar daha mı iyi? Biraz daha iyi bizim için. Hemen şöyle. Peki sen Mehdi abla ayakta mı açmaya alışıksın yoksa oturarak mı? Masada açtığım için sürekli ayakta açıyorum ben hamurlarımı. Evet. Sofralarda açanlar daha çok. Yer sofralarında da açılabiliyor. Evet. Hatta daha ince oklavama geçeceğim. Biraz daha yeterli gelmiyor oklavamın boyu. Buyurun. Öyle açı açı gidiyorsun. Çek onlar ikisini. Yeterli gelmiyor ikisini. Evet. Hemen şöyle. Sadece uç kısmını. Demek ki ince oklava daha önemliymiş. Hayır, bu büyüklükte bu oklavamız varsa bizim için daha iyi. Şu küçük kaldığı için büyüğü ben aldım. Boyu uzun olması benim için önemli. Hamuru daha büyüteceğim için. Evet. Daha büyük boyu olması benim için önemli. Hemen şöyle. Uzun ince oklava o zaman püf noktası. Çok aynı küçük. İşlemi ikinci beze içinde yapacaksın. Evet, aynı şekilde devam edeceğiz. Güzel güzel açıyorsun. Evet, ince yapmaya çalışıyoruz. Mesela yeteri kadar açtığını ne aşamada anlıyorsun? Yani şu an kenarları bir tık kalın gibi. Hamurun büyüklüğü belli. Aşağı yukarı tepsinin 1,5 katı kadar olacak. Tabii sen artık bu bezenin daha açmadan ne kadar açılabileceğini tahmin edebiliyorsun. Evet, bu börek hamurundaki kadar ince olmayacak. Çok da kalın olmayacak. Orta göz kararında bunu dengeleyeceğiz. Evet, çok ince olursa sini mantımız süzülebilir, yani tutmayabilir. Çok da kalın olması yani lezzetli olmuyor. Yani hamur tadı geliyor fazlaca. Evet, biraz daha hamur kalın olursa. O yüzden en iyisi ideali orta boy diyoruz.
Bizim hamurumuz bu. Harika. Şimdi yer aşamamıza geçelim. Kesiyoruz. Evet. Evet, bu şekilde. Biraz büyük kesiyoruz. Şöyle. Diğer mantılara nazaran şeritler daha mı büyük oluyor? Biraz daha büyük, biraz daha kalın olacak. Evet. Ki ben normal mantıda ne kadar küçükse o kadar daha çok seviyorum. Evet, normal mantılara göre şeklimiz daha büyük. Evet, hemen şöyle. Bir de ben mantıyı fırında çok seviyorum. Ayrı bir lezzetli oluyor. Evet, normal mantı hani haşlama yöntemiyle vesaire yapılıyor ama fırında mantı böyle bir çıtır çıtır oluyor. Bir de Trakya'nın sini mantısını diğer mantılardan ayıran özelliği et suyu ve tavuk suyu ekleniyor. Ocakta demlendirme özelliğiyle yapılıyor ve bu özellik diğer yörelerden ayrılıyor. Et suyu ve tavuk suyu da mantıya çok yakışıyor. Geldik şimdi en keyifli aşamasına, terapi aşamasına. Özellikle sarmalarda, dolmalarda, mantıda bu aşamayı çok seviyorum. Yıllar oldu yapmayalı mantıyı. Hemen şurayı da şöyle sıfırlayalım. Sen bana bir gösterme et ya abla. Şimdi şöyle küçük küçük birer tane koyuyoruz. Sen istiyorsan o taraftan ben bu taraf bölüşelim. Hadi bölüşelim. Evet, güzel güzel dolduruyoruz. Böyle hepsini bir anda doldurmak daha pratik oluyor. Evet. Evet Canancığım, şu şekilde iki kenarından tutup şöyle yan yan bunları dizeceğiz. Hemen elimize alıyoruz. Yani kayık şekli diyoruz. Evet, şöyle yanlardan tutup bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Peki öncesinde tepsiyi yağlıyor musun? Hayır. Üstüne sos dökülecek çünkü. Evet. Şöyle bu şekilde devam ediyoruz. Sini mantısı dedik. Sini de yapılıyor. Eskiden yer sofraları, sini sofraları dediğimiz sofralarda, yani şu yuvarlak sinini tam yere yakın olacak şekilde düşünün, oturularak yapılıyordu. Yemekler de aynı zamanda oturularak yeniliyordu. Bütün aile toplaşıyor yer sofrasında, ortaya sini mantısını yerleştiriyorlar ve aslında yani tepsi yemeği olduğu için bir anlamda Rumeli'de de tepsi yemekleri çok çok meşhur. Evet. Biryan olsun, potoplika, börekler, yine sini mantısı, tepsi yemeklerine önem veriyoruz. Tepsi yemeklerinde de bütün aile aynı tepsiden yiyor. Evet, aynen öyle. Yani aslında tam bir böyle kalabalık aile yemeği. Bu açıdan da hem yöresel hem de manevi değeri yüksek. Yani ben tepsi yemeklerini çok çok seviyorum. Ve kalabalığa hitap ediyor. Yapmışken yani şu yemekten bir anda bir kalabalık bir sofra rahatça tabii doyabilir. Tabii 7-8 kişi rahatlıkla doyabilir. Son bir iki tane kaldı. Bundan sonra hemen şöyle. Diğer hamurumuza geçiyoruz. Hemen. Yine aynı aşamayı devam ettiriyoruz. İlk olarak merdane mi? Evet, merdane. İlk merdane ile açıyoruz. Sonrasında orta boy oklava, en son ince boy, uzun boy oklavaya geçiş. İkinci hamurdayız. Yaklaşık bir hamurdan tepsimiz şu şekilde dolmuş oldu. Yarısı kadar aşağı yukarı. Diğer hamurda bu kısmı doldurabilecektir diye düşünüyorum. Dolduracak, dolduracak. Evet, aman açıkta kalmayalım. Sinimiz tamamen dolsun istiyorum. Ve böylece çok güzel bir görüntü. Çok çok da güzel diziyorsun. Dizmenin bir tekniği var mı? Evet, o kelebek gibi kapattığın mus uçları hepsini yan yan vererek o şekilde çekme. Yani şöyle yan yan ilerliyoruz. Evet. Sonrasında şöyle bir dönüş almışsın. Aynı şekilde devam ediyor. Evet. Çok güzel duruyor görüntü olarak. Merdaneyi bıraktın, orta boy oklava,
ince boya geçiş sonrasında. Mantı gerçekten çocukluğumuzun lezzeti. Biz dolapta stok halinde fazlaca bulunduruyoruz. Haftada bir olmasa da iki haftada bir tüketiyoruz. Hani makarnadan tabii ki de bence daha lezzetli. Hatta Bosna'ya gittiğimizde mantı yemeğini çok çok özlüyoruz. Bosna'da mantıya klepe deniliyor. Klepe de farklı bir şekilde yapılıyor. Klepe'nin de özelliği tamamen yine aynı orta şekilde yapılıyor ve şu şekilde kapanıyor, üçgen halinde oluyor. Yani onu tekrardan gösteririm tekniğini. Üçgen halinde mantılar. Klepeler de çok lezzetli. Şimdi böyle mantıdan bahsedince pişmiş halini de sabırsızlıkla bekliyorum. Sarımsak sos çok çok yakışıyor. Baharatlar da öyle üzerine. Kayseri mantısı da çok lezzetli oluyor. Bir de benim Kayseri'de çok beğendiğim bir lezzet var. Kayseri yağlaması. Onun da bir gün sözünü aldık senden Mehdi abla. İnşallah bir gün onu da yaparız. İnşallah. Trakya mutfağındayız. Trakya mutfağının en güzel tepsi yemeği sini mantısının tarifini çekiyoruz. Mantıyı hemen hemen masanın yarısı büyüklüğünde açtın Mehdi abla. Evet, bu son açışım. Bundan sonra... Doğru. Yoruldun mu? Hayır. İnce tekrar dizim aşamasına geçeceğiz. Evet. Biraz tabii bu son aşamasına artık kıymalarımız da oldu ama yapacak bir şey yok. O zaten içine koyacağımız bir malzeme. Aynen. Kıymadan ellerimiz, eldivenlerimiz de olduğu için sıkıntı değil. Hemen şöyle. Mesela şu tarafa biraz unlu duruyor hala. O sıkıntı yok. Oluyor mu? Hayır. Öyle diyorsan tamam. Kenarlarını düzelttik. Yine kesişe geldik. Evet, kesişe geldik. Şöyle kenarlarını küçük alayım. Yani. Şunlar kalsın. Çünkü düz düz alacağım için. Şöyle şu şekilde. Doğru diyorsun. Öbür türlü çok küçük olur. Evet, umarım yeter. Yetecek. İyi düşünelim, iyi olsun. Tam bir tepsimizi doldursun istiyorum. Doldur. Malzememiz tam tepsimizi dolduracak. Süper. Ben şuradan şöyle alıyorum. Şöyle daha. Ben bir tık büyük boy seviyorum ama bu tabii tercih meselesi. Sen nasıl seviyorsun? Malzemeyi biraz fazla koyarız. Boyutunu büyütürüz. Ki bayağı da harcımızdan da var. Bol bol koyalım. Bol malzemeli olsun. Tamam, koyalım. Hatta benim kestiğim aşamaları sen başlayabilirsin koymaya. Başladım. Peki sence mantı yapımı zahmetli mi? Zaman alacağı, meşakkatli bir iş. Yoksa ama yaprak sarması da öyle yani. Zaman almayan güzel yemekler yok yani. Maalesef. Yemeğin bir... Uğraş zamanı var. Tabii ki de. Kimi daha az, kimi daha çok. Evet. Bana da böyle hani doldurunca ve katlayınca terapi gibi geliyor. Şu kenarlarına koyuyor muyum? Hani tam olabilir mi şu ben kenarlar? Küçük yaparım. Ve onları, hamurları değerlendirelim. Ekleyelim değil mi? Evet. Ziyan etmeyelim. Tamam. Küçük olarak devam ederiz. Sen madem koyuyorsun ben buradan tekrar dizme aşamasına geçeyim. Evet. Senin doldurduklarını alayım ve dizmeye devam edeyim. Küçük kayıklarımızı dizmeye devam ediyoruz. Sandallar denize açılır ya, bizimkileri de biz tepsiye dizdik. Evet. Açılıyor. Çok az bir şey daha buraya harcalayayım. Mesela şöyle bir önemi var mı? Hani büyük boydan küçük boya doğru ilerlesin veya hani ortaları en küçük boy şeklinde kalsın. Hayır, dedi ki içlerini biraz daha dolduralım. Evet. O anda arzuya göre değişebilir. Onun bir önemi yok diyorsun. Hayır, hiçbir şey yok. Elimizde malzememiz varken harcımızı da koyabiliriz. Bu diziş yöntemi harika. Gerçekten yan yan dizmek daha böyle dolu dolu gösterdi ama böyle de dizince sıkıştı, yani fazlaca yapmak gerekiyor. Evet, malzeme. Artık biraz daha alayım. Olsun.
Merakla bekliyorum. Açıkta kalacak mıyız? Aman kalmayalım. Kalmayacağız galiba, açıkta öyle gözüküyor. Evet, gerçekten muazzam bir görüntü. Bir sanat eseri olmuş. Yani başka diyecek bir kelime yok gerçekten. Hani böyle duvara tablo şeklinde asılacak bir tepsi. Sinema mantısı. Görüntüsüyle çok çok güzel. Eminim lezzetiyle de çok güzel. Evet Canancığım, şimdi sinema mantımızı fırına vereceğiz. Pişireceğiz ve sonra da ocak üstünde emdirme işlemine geçeceğiz. Kaç derece, kaç dakika? Yani aşağı yukarı yine tekrar bir 200 derecede 40 dakika pişer. Evet Canancığım, şimdi fırından çıkartalım bakalım nasıl pişmiş. Evet, kokusu geldi. Mis. Evet. Bir mantı olmuş gerçekten. Görüntüsü muhteşem. Bence bir sanat eseri. Yok böyle bir eser diyorum. Bence de çok güzel. Evet, mantıların şahı sini mantımız hazır. Şimdi soslama aşamasına geçeceğiz. Hemen üstüne et suyuyla sos yapacağım. Salçam var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Burada da 3,5 su bardağı et suyum var. Hemen onları önce yağımı koyup salçamı biraz kızdıracağım. Et suyumu koyacağım. Hafif kaynatacağım. Sonra tepsimi ocağa alıp üzerine evet, döküp yavaş yavaş emdirmeye başlayacağız. Yani tam Trakya usulü sini mantısı olacak. Diğer mantılardan ayıran özelliği de bu oluyor. Trakya usulü sini mantısının. Bir de ocakta pişirme, ocakta demlendirme işlemi olacak. Bakalım bu işlemle nasıl lezzetlenecek? Yağını ekledim. Evet. Şimdi salçamı ekleyeceğim. 1,5 yemek kaşığı salçam var. Hangi salçayı kullanıyorsun? Belki karışık domatesli biber. İsteyen sade biber kullanabilir, sade domates kullanabilir. Peki genelde soslarda alışmışım tereyağı kullanılır. Biz şu an niye sıvı yağ kullandık? Sıvı yağ şu anda biraz salçayı kavuracağımız için, tereyağı çok çabuk yandığı için sıvı yağ kullanıyoruz. O zaman salça giren soslarda sıvı yağ diyorsun. Evet, sıvı yağ kullanıyoruz. Hemen şöyle. Herhangi bir baharat ekliyor musun? Hayır, başka hiçbir baharat yok. Çünkü içinde gereken baharatlar var. Bir daha baharatlandırma yapmayacağız. Şu anda gördüğün gibi salçam güzel bir kırmızı renk verdi. Çok az bir şey daha kavrulsun. Sonra et suyumu da ekleyip devam edeceğim. Evet, hemen et suyumu da ekliyorum. Et suyu apayrı bir tat katacak. Evet. Ki ben et suyu olan çorbaları da, yemekleri de çok beğeniyorum. Bir de gördüğün gibi çok sulu bir kıvam da değil. Evet. Kıvamsız bir tadı var. Hemen şöyle. Tam sos kıvamı oldu şu anda. Evet. Gerçekten güzel bir kıvam. Ve şöyle. Oh, mis gerçekten. Sosu da çok lezzetli oluyor. Peki biz bu sosu yaparken domates sosu da ekleyebilir miydik? O biraz daha çok ekşi olur. Salça daha iyi. Salçalı sos daha güzel diyorsun. Evet. Ben domates sosunu da çok seviyorum. Arzu edenler domates sosu da ekleyebilir. Tamamen arzu meselesi. Bu şekilde ocakta da demlendireceğiz. Evet, biraz demlendireceğiz. Ki sosla mantı iyice birbirine karışsın. Evet. Geldik demlendirme işlemi dediğimiz tekniğe. Şimdi ocağın altını bir taşım, açıyorum. Önce bir kere fokurdamasını bekleyeceğim. Fokurdadıktan sonra kısacağım. Gördüğün gibi hemen fokurdadı. Evet. Şimdi 1-2 saniye her tarafı fokurdasın, altını kısacağım. Ve bir 5 dakika bu şekilde demlendirme yapacağız. Evet Canancığım, şöyle gördüğün gibi sini mantımız bütün sosunu emdi. Hatta ben sana sunum aşamasına şöyle bir şey yapacağım. Tabağı hiç almayacağım. Çatalı sana vereceğim.
ortadan bir tane alıp tatmanı istiyorum. Olsun. Biraz ben yoğurttan da eklemek istiyorum. Kenarına yoğurt koyup. Aynen. Bakalım hemen nasıl olmuş. Hiç üzerine yoğurt eklemedik. Direkt kenarına gelecek şekilde. Evet, aldım şöyle. Çok sıcak mı? Değil. İyi bari. Yoğurtlarsa. Gerçekten çok başarılı olmuş. Afiyet olsun. Yani fırınlama tekniği olsun, bir de demlendirme. Et suyu bir mantıya bu kadar yakışabilir. Et suyunun tadı çok güzel geliyor. Bana seninle beraber yaparken her tarif çok kolay geliyor. İnşallah ben de kendi başıma denediğimde böyle senin gibi yapabilirim. Yaparsın yaparsın, eminim ben. Eminim izleyicilerimiz de yapacaklardır ve yaparken de çok beğeneceklerdir. Biz yaparken, tadarken çok çok keyif aldık. Sizler de çok keyif alacaksınız. Diğer tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.